Değerli arkadaşlar, olağanüstü hal adından da anlaşıldığı ve yaşadığımız üzere olağanüstü koşulların yarattığı bir dönemdir. Ancak olağanüstü hal ülkede hukukun hükümete teslim edildiği bir yönetim modeli değildir. Demokrasiyle yönetilen bir hukuk devletinde olağanüstü halin sınırlarını yine hukuk kralları belirler. Gelin darbe karşıtı yasaları bu mecliste oy birliğiyle birlikte geçirelim dedik. Bizi dinlemediniz, OHAL ilan ettiniz. OHAL ile yüz binlerce insanı mağdur ettiniz, cezaların şahsiliği ilkesini ortadan kaldırdınız. Sadece darbecilerle iltisaklı olanlara değil, kendiniz gibi düşünmeyen tüm muhaliflere yöneldiniz. Sizlerin iltifatına, ilgisine, övgüsüne bakarak cemaatin iç yüzünü bilmeden ona yaklaşan masum, çoban itikatlı Müslümanlar ile gerçek darbecileri birbirinden ayırmadınız. Ömrünü bu tür yapılanmalar ile mücadele ederek geçirenlerin bu örgüte hizmet ediyor diye gözaltına alınması, tutuklanması akla ziyan değil de nedir? Cumhuriyet Gazetesi'nin tarihine bir göz atın. İlhan Selçuk'un yazılarını okuyun. Hikmet Çetinkaya'nın kitaplarını okuyun. Sizin onlar ne isterlerse verdiğiniz, devletin tüm organlarını onlara emanet ettiğiniz, teslim ettiğiniz dönemlerde bu örgütle nasıl mücadele ettiklerini göreceksiniz. 15 Temmuz sonrası oluşan Yeni Kapı Ruhu dediğimiz tarihi uzlaşı demokrasimizin gelişmesi için müthiş bir fırsat iken siz, hükümet ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı bu durumu bilinçli şekilde kendi kafasındaki yönetim biçiminin inşası için kullanmaktasınız. Sayın Cumhurbaşkanı, bu darbe bize Allah'ın lütfudur derken biz bu lütfun ülkemizde demokrasinin kökleşmesi, parlamenter rejimin güçlenmesi için bir fırsat olarak görmüştük. Oysa bu lütfun başkanlık yolu olduğunu, muhalefeti saf dışı bırakma amacı taşıdığını, basını susturma aracı olduğunu, seçilmişlerin hapse atılması olduğunu, yüz binlerce ailenin mağdur edilmesi olduğunu birkaç ay içinde yaşayarak öğrendik. Neden milat Türkiye'de nurculuk faaliyetleri ve Fethullah Gülen konusunun Milli Güvenlik Konseyi gündemine alındığı, Genelkurmay ve MİT tarafından kapsamlı bir sunum yapıldığı 24 Haziran 2004 değil? Neden milat FETÖ'cülerin üniversite, KPSS ve diğer kamu sınavlarında soruları çaldıkları, memur, polis, asker olabilecekken olamadığı, görevinde terfi edebilecekken edemediği, on binlerce gencimizin hakkının gasp edildiği dönem değil? Neden milat Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davaları değil de para kasalarının, ayakkabı kutularının ortaya saçıldığı 17-25 Aralık? Arkadaşlar, 17-25 Aralık sadece bir şeyin miladı olabilir. AKP-FETÖ suç ortaklığının bozulmasının miladı olabilir. Dürüst de davranmıyorsunuz. Nerede bu FETÖ'nün siyasi ayağı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Emniyet Teşkilatı'nın, Milli Eğitim'in, MİT'in %50'si %60'ı FETÖ'cü ise nasıl oluyor da siyasette FETÖ'cü çıkmıyor? Aynı menzile farklı yollardan giden sizlerin içinde FETÖ'cü il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve hatta milletvekilleri yok mu? Partinize bırakın el atmayı, göz atmaya bile cesaret edemiyorsunuz. Çünkü göz göze geldiğinizde neyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Bütün bu olan bitende asıl sorumluluk 2002 yılından beri bu ülkeyi yöneten sizlerindir. Gücünüz güçsüzlere yetiyor. Arkadaşlar, siz şimdi bu darbeyi fırsata çevirip parlamenter demokrasimize darbe üzerine darbe yapıyorsunuz. Gelin bu haksız, hukuksuz yoldan dönün. Bu ülkede adaleti yeniden tesis edelim. Demokrasimizi güçlendirelim. Laiklik ile taşlanan cumhuriyetin aydınlık yolunda buluşalım.